Ortada ana muhalefet partisi genel başkanının bir takım iddiaları var. Ve bu iddialar üzerinden de bu iddialarımı ispat edeceğim diye grup toplantısında salladığı bazı belge diye gösterdiği evraklar var. Bu evrakların ne olduğunu kendi partililerde dahil kimse bilmiyor. Yani basınla paylaşılmıyor. Bu evrakların içeriği konusunda siz basın mensupları o gün toplantıda çektiğiniz bazı resimlerden yola çıkarak bir sonuca varmaya çalışıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin bu kadar önemli meselesi varken, Türkiye 4 tane terör örgütüyle mücadele ederken, Türkiye uluslararası alanda hem siyasi hem ekonomik operasyonlara maruz kalırken, maalesef ana muhalefet partisi genel başkanı hem siyaseti hem siyasetin gündemini hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemini ne olduğu belli olmayan, içeriğini paylaşmadığı ve kendi iddiasının ispatı olduğunu iddia ettiği bazı belgelerle savunmaya devam ediyor. Şimdi açıkçası burada neyi konuşacağız? Şimdi ortaya bazı iddialarda bulunan hukukta da temel bir ilkedir. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Peki buyurun bunu ispat edin. Hayır efendim biz bu belgeleri paylaşmayız. Peki bu belgeyi yargıyla paylaşın. Hayır efendim yargıyla da paylaşmayız. Şimdi bakın anayasanın 39. maddesi son derece açık. İspat hakkı da veriyor. Şimdi bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız kendisiyle ilgili bir tazminat davası açtı. Ve meclis kürsüsünden İtham ettiği, iftira ettiği kişiler de dava açtılar. Şimdi dolayısıyla artık bundan sonrası yargının işidir. Eğer bu hakkında dava açılan kişi, ilgili genel başkan ne yapması gerekiyor? Bu belgeleri, yani kendi iddiasının ispatı niteliğinde olduğu belgeleri kiminle paylaşması gerekiyor bundan sonra? Yargıyla paylaşması gerekiyor. Yargıyla paylaşmıyor, basınla paylaşmıyor. Peki ne yapıyor? Efendim biz mecliste bir araştırma önergesi vereceğiz. Araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz. Yahu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi yok. Sizin yalanlarınızın, sizin iddialarınızın, iftiralarınızın yeri midir? Yani siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi yalanlarınıza niye alet ediyorsunuz? Yargının konusu olan ve burada ismi geçen kişiler milletvekili midir? Hayır değildir. Sizin ortaya koyduğunuz belgeler yargının meselesidir artık bu saatten sonra. Dolayısıyla burada maalesef Türkiye'nin bu kadar kritik gündemi olmasına rağmen, Türkiye'nin şu anda sınır güvenliğinden tutun da terörle mücadeleye, enerji politikalarından ekonomide alınması gereken tedbirlere kadar birçok önemli gündemi varken, maalesef her zaman olduğu gibi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin çıkardığı suni krizlerle Türkiye meşgul edilmek isteniyor. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, biz bu suni gündemlerle Türkiye'yi meşgul etmek istemiyoruz. Bu tür arkası belli olmayan, arkası karanlık iddialarla Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesine de karşıyız. Bu davalar evet açılıyor. Yani avukatlar, çünkü nihayetinde burada siz meclis kürsüsünden açık açık insanların isimlerini zikrederek bu insanların yurt dışına para çıkardıkları iddiasını ortaya atıyorsunuz ve bu iddia üzerinden bazı iftiralarda bulunuyorsunuz. Yine bu iddia üzerinden Ankara'daki beylerin çocukları gibi nefret suçu ve nefret dili niteliğinde ayrımcı ve ötekileştiren bir dil kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu mahkemeler de zaten sanığa, yani iddiada bulunan, iftira ettiği, hakaret ettiği iddia edilen sanığa anayasamızın 39. maddesi ispat hakkı veriyor. Buyursun yargı da o belgeleri versin yargıya, kendi iddiasını orada yargıda ispat etsin. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de böyle bir meseleyle meşgul etmesin.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanı sıra Türkiye'nin siyasi gündemini de kendi yalanlarıyla, kendi ispata muhtaç iddialarıyla, elinde ne olduğu belli olmayan ve kendi partileriyle bile paylaşmadığı bir takım belgelerle Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul etmesin. Bunları basınla paylaşsın, yargıyla paylaşsın. Dolayısıyla Türkiye'nin siyasetini daha fazla meşgul etmeye hakkı yok CHP'nin. Şimdi değerli arkadaşlar, son günlerde sosyal medyada bir takım televizyon ekranlarında birilerinin yine yüzünde güller açtığını görüyoruz. Birilerinin yine umutlandığını görüyoruz. Yani Amerika'da, New York'ta sürdürülen ve uluslararası hukuka, bırakın uluslararası hukuku, doğal hukukta bile yeri olmayan, tuhaf bir şekilde bir adamın bazı iddialar üzerinden rehin alınarak ortaya koyduğu iddialardan, ifadelerden birileri umutlanmaya başladılar. Ve bu umutlarını nereye bağladıklarını görüyoruz. İçeride ve dışarıda acaba bu defa hani Gezi'de olmadı, 17-25 Aralık'ta başaramadık, 15 Temmuz'da olmadı. Acaba bu defa Amerika eliyle Türkiye'de bir şeyler olabilir mi diye umutlananlara dönük biz şunu söylüyoruz. Türkiye yerli ve milli unsurlarıyla, Amerika'nın derin devletinin yargıda oluşturduğu, New York'ta adeta FETÖ'cü aklın etkisi altında, çünkü savcısıyla ilgili, hakimiyle ilgili medyadaki haberleri siz de izlemişsinizdir. Böyle bir aklın ortaya koyduğu dava üzerinden birilerinin Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmasına herhalde seyirci kalacak değiliz.